İsmail Kılıçarslan Sakin ol, her şeyi başaramazsın. Aslında doğrudan Konya valisini yazmak niyetindeydim ama vazgeçtim. Kısaca değinsem çok bile. Karşısındakine nasıl oturması gerektiğini öğretme çabası ve muhatabını azarlama biçimiyle bize devlet sarısını bir kez daha hatırlatan vali bence her türlü takdirin üzerinde. Bu başarısından sonra İstanbul'a atanmasını bekliyoruz zatı şahanelerinin. Belki buradaki oturmayı bilmeyen insanlara da yol yordam öğretir de hepimiz cici, uslu vatandaşlar haline geliriz. Ben başka bir taraftan ilerleyeyim. Kim ve Salin'den sonra Gohara isimli bir K-pop şarkıcısı da intihar etti. Hayranlarına sorarsanız yakın arkadaşı Salin'in intiharına içerlemek ve kendisine eleştiren trollerin hakaretlerine daha fazla dayanamamak başlıklarını anlatıyorlar size gerekçe olarak. Asıl gerekçenin bunlar olmadığını tahmin ediyorum. Asıl gerekçe hem Güney Kore'de hem de dünyanın diğer ülkelerinde çocuklarımızı kasıp kavuran bir hastalık. Başaramazsam ölürüm hastalığı. Biraz derinleştirmeye çabalayayım işin burasını. Kızımın geçen yılki sosyal bilgiler sınavları hep yüzdü. Bu yıl ilk sınavda 85 alınca afalladım tabi. Öğretmenle mi konuşsam, rehber öğretmene mi danışsam, müdüre mi çıksam, ek ders mi aldırsam diye düşünürken yakaladım kendimi. Halbuki ben sınavları da karne notları da olağanüstü parlak bir talebe olmadım hiç. Al beşi bitir işi en sevdiğim slogandı hatta. Evet on üzerinden. Peki beni kızımın 85'i ile ilgili bunca endişeye sevk eden neydi? Şurada anlaşalım önce. Başarı ve bağlı kavramlar nicedir sadece insana bağlanmış durumda. En sık duyduğumuz şey insanın isterse her şeyi başarabileceği mottosu. Tabi buna her insanın potansiyelinin sınırsız olduğu önermesi de ekleniyor. Sonuçsa acıklı. Geçenlerde 4000 metre yüksekte iki kaya üzerine gerdiği ipte zıplayan hokkabaz görüntüsünün üzerine şunu yazan insan var çünkü. Korkularından kurtulduğunda insanın potansiyeli sonsuzdur. Aslında dünyanın bize bulaştırdığı yalanları çocuklarımıza aktarma yanlışından başka bir şey değil yaptığımız. Çocuklarımızın başaramaması ihtimali hasta ediyor hepimizi. Sadece çocuklarımızın değil elbet. O parayı kazanamazsak, o hedefi tutturamazsak, o terfiyi alamazsak hayatın anlamını kaybetmekten korkuyoruz. Düşmekten korkuyoruz, yapamamaktan korkuyoruz. Çocuklarımıza farkında olarak ya da olmadan bulaştırdığımız başarı motivasyonunun kötü, çok kötü sonuçlarına da hazırlıklı değiliz üstelik. Yetersizlik hissi çocuklarımız için içinden çıkamadıkları bir kuyuya dönüşüyor. O kuyu berbat bir yer. Diğer yandan da şu var. Başarmak için her yolu mübah sayan bir çocuğun yetişmesine yaptığımız katkıyla yaşamak zor. Dahasını söyleyeyim. Başaramayacağını asla düşünmeyen çocuklar, Güney Kore örneğinde olduğu gibi, başaramayacağıma ölürüm daha iyi cümlesinden başaramadım öleyim gerçekliğine ulaşıyor bir süre sonra. Olmak istediğim insan olamazsam olmayayım daha iyi noktasına getiriyor insanları bu başarı perestlik. İnayet, lütuf, şükür, tevekkül insanlığın tedavülünden kalkmış görünüyor. Keşke çocuklarımıza da kendimize de sürekli her şeyi başaramayız. Mümkünü yok bunun cümlesini öğretsek, öğretebilsek. İnsan genellikle her şeyi kendi başına başarabilen bir yaratık değildir noktasına ilerleyebilsek en azından. Kendimize uyum sağlama konusunda bir mesafe almış olacağız. Varsın o terfi bizim değil, bizden daha çok hak edenin olsun. Varsın üç kuruş az kazanalım. Varsın çocuklarımız arada sırada kırık getirsin. Şimdi siz bu varsınları, tabii ki öyle canım ne olacak yani üç günlük dünya diye karşılayacaksınız. Fakat mesele söylemlerimizde değil, yaşam pratiklerimizde gizli. Başarı duygusuyla kurduğumuz hastalıklı ilişkide gizli. Belki burayı biraz daha konuşmamız gerekecek. İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak